Bugün burada halkın sağlığını dert edinen bütün örgütlülükler olarak Sağlık Bakanlığı'na ve saraya bir kez daha seslenmek üzere toplandık. Hiç olmazsa bundan sonra aklın ve bilimin ışığında tedbirler alın. Salgına karşı ciddi davranın. Tabipler Birliği'ni dinleyin, Türk Tabipleri Birliği'ni dinleyin. Onları dinlemiyorsanız diğer bilim insanlarını dinleyin. Onları da dinlemiyorsanız hiç olmazsa bilim kurulundaki hocalarımızı dinleyin. Ve artık bir an evvel tam kapanmayı gerçekleştirin. Tam kapanmayı niye yapamıyorlar? Çünkü günlük çalışmak zorunda olan insanları, evine kapattıkları insanları, açlıkla, işsizlikle baş başa bıraktıkları insanların öfkesinden korkuyorlar. Buradan sesleniyorum. İç ettikleri 128 milyar doların sadece 8 milyar doları ile tam kapanma gerçekleştirilir ve insanlarımızın da derdi çözülür. Ama bunu yapamazlar. İlk günden beri tercihlerini yandaştan yana yaptılar. 5 tane müteahhitten yana yaptılar. Ama halkın sağlığını hiçe saydılar. Zikzak politikaları ile bu salgınla baş edemezsiniz. Daha 40 gün önce normalleşmişsiniz. Şimdi kısmi kısıtlama yapıyorsunuz. Bu kadar gayri ciddi, bilim dışı bir yönetim pandemiyle mücadele edemez. Dolayısıyla bugün yaşanan ölümlerin sorumlusu sizsiniz, biz değiliz. 83 milyon değil, önlem almayanlar, yandaşı zengin edenler, halkı içe sayanlar ve halkın sağlığı üzerinden siyaset yapmaya devam edenler bu ölümlerin sorumlusudur. Dolayısıyla buradan sesleniyoruz. Tekrar hiç olmazsa bundan sonra bilimi dinleyin, bilim insanlarını dinleyin, ciddi davranın ve bu ölümleri bir an evvel önleyin. Çok teşekkür ederim değerli başkanım ve basın emekçileri.